Herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Trabzon'dayız. Cross'u aldık yine. CBR 250'yi sattık. Niye sattık, neden sattık? Yavaş yavaş onlardan bahsedeceğiz. İlk olarak tabii kış olması sebebiyle motoru doğru düzgün kullanamıyorduk. Yani havalar güzel olmuyordu falan filan, zaman olmuyordu. Satmaya karar verdik, sattık motoru. Öyle bir anda da satıldı, ilana koyduk. Yani erken gitti biraz. Cross alsak mı falan diye düşünürken onu satınca direkt bu motoru buldum. Çok uygun fiyata buldum açıkçası. Böyle uygun fiyata bulunca hemen kaptıralım dedik. Aldık. Şimdi Trabzon'da yeni aldım, gidiyorum. Birkaç şöyle küçük masrafları var, şurası kırık falan. İşte gidonda bir değişiklik var yani. Arkadaş bir şeyler yapmış buna. Yani gidonla ilgili onlara dair ileriki videolarda açıklayacağım. Neler olduklarını. Değişik bir uygulamalar yapmış. O yüzden gidon şey biraz farklı. Yani bir takılıyor gidon, değişik bir şeyler oluyor. Onun dışında arkada 48'lik mine dişli var, yani büyük bir dişli var. O yüzden biraz daha bağırıyor motor giderken. Tabi çekiş de o derece iyi. 2017 model, yani 2017 çıkışlı daha doğrusu. Bunlar bildiğim kadarıyla 2017'si yok diye biliyorum. Bu 2017 çıkışlı. Rize'den almış arkadaş da. Bakalım, aldık gidiyoruz. Şu gidona kafam takıldı. Onun dışında bir sıkıntı yok. Dişli, dediğim gibi dişliyi büyütmüş, diğer zincir takmış. Ondan sonra lastikler dişli ama bitmiş biraz lastikler. Yani bir lastik takmak gerekecek. Koruma da var bunda. Şöyle tutmuş. Ben zaten bu sefer bunu arazide kullanmak için aldım. Yani hakikaten hakkını vermeye çalışacağım bu sefer. O yüzden bir bakıma sokacağız. O ön teker, ondan sonra lastikler de çok iyi değil. Lastiklerde değişmesi gerekiyor. Lastikleri değiştireceğiz. Lastiklerin durumunu gösterelim size. Evet, bundan sonraki 140 km toplam böyle gidecek. Bu hızda. Motorun durumunu bilmiyoruz. Çok fazla zorlamak istemiyorum. Arkadaş yağma bir hafta önce değişti dedi ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz tabi. Elim üşür diye düşündüm ama elimde hiçbir sıkıntı yok şu an. Bakalım, daha yeni başladık tabi. İnşallah yağmur da yağmaz. Yağmurluk falan hiçbir şey almadık. Bakacaktım ama zaman yoktu diye almadan çıktım. Şu düğme falan değişmiş. İşte gidonu değiştirmiş. Nasıl sallıyor? Hafif motor ya. Rüzgardan çok çabuk etkileniyor ya. Güvenlensiz falan. İş
kişi de normal seyahat hızını çok fazla değiştirmiyormuş yani. Yine 80-90'la yine aynı hızla gidebiliyorum. Rahat bir şekilde. Epey gidiyor ama hani bastıkça daha gidiyor. Tahminimce 115 falan görür. 115-120 dişli büyük olduğu için daha fazla gideceğini sanmıyorum. Şimdi şurada bir cep var galiba. Şu cepte duralım. Şöyle motoru göstereyim. Kamerayı da kapatıyorum arada. Şurası benzinden oldu şimdi. Nedir tam çözemedim ama lastik böyle. Lastikten olabilir diye düşünüyorum. Egzozun şu vidası oynamış. Motor da böyle arkadaşlar. Elecik korona falan şöyle led var takmış. İşte canta ne diyorlar, şu yeşil şeridini takmış. Böyle bir motor. Şimdi arkadaşlar kapatacağım bugünlük. Şimdilik bu kadar. İlk videoyu atayım dedim. En yakın zamanda ilk arazi videosuyla beraber güzel bir inceleme gelecek. Bu tarafından. Şimdilik öyle, kendinize dikkat edin, görüşmek üzere.